Merhabalar, ben Kötes Köfte ve Kasa Efsun diyecektim ancak The Binding of Isaac'in yekledi bölümüne hoş geldiniz. Ne zamandır devam edemiyordum. Bu arada Terraform Craft'a yakında devam edecek. Ve kendime bir Judas istiyorum. Judas. Ha, keşke Soul Heart'ım olsaydı. Umarım Soul Heart çıkar bu kattan. Oraya girmek istiyorum çünkü. Ve gene videoya başladığım gibi bana mesaj gelmeye başladı. Evet, Karakal grubu gene. Evet. Tamam. Hadi ölün. Teşekkürler öldüğünüz için. Siz de ölün. Tekrar teşekkürler. Sen de öyle. Ya zaten kafan yok, nasıl hayatta kalıyorsun onu da... Pyromaniac. Fazlasıyla güzel bir item. Pyromaniac nedir diye soracak olursanız bize 5 tane bomba veriyor. Bunun yanı sıra patlamalar bize hiçbir şekilde zarar vermiyor. Hatta patlamalar bizi iyileştiriyor. Hatta bir örnek göstereyim. Görünür gibi patlama bize zarar vermedi. Gizli oda. Gizli odayı açmak istiyorum. Muhtemelen bu. Bu arada köfte, gizli odalarını nereden algılıyorsun diye soracak olursanız eğer... Eğer 3 tane odanın kesiştiği bir taraf görürseniz ve full health. Neyse, şuraya bir gidelim. Soul Heart varsa aşağıdaki sacrifice room'a gireceğim. Ama yok. Balls of Steel, Homes Arcade. Ne yaparsın? M'ye bastım kazaya, pardon. Harita... Minecraft'a gitti aklım. Harita M'de oluyor ya. Ha. Super Spirit Room burada değilmiş. Evet. Judas'ı sevmesi dedim. Book of Belial. Aynı zamanda Book of Belial'ın güzel bir olayı daha var. Devil Room'ların biraz garantili olmasını sağlıyor. Evet. Pardon, direkt garantili olmasını sağlıyor ilk kat hariç. Çünkü ilk katta Joker kartı dışında hiçbir şekilde Devil Room'ları açamıyorsunuz. Yani. Ve Curse of Darkness. Harikası. YouTube için en mükemmel Curse. Benim gözlerim açılıyor şu an. It hurts! Sen neden önceki kat çıkmadın Soul Heart? Evet, devam edelim. Gözlerim acıya acıya. Sırf siz net görebilin diye. Sizin için yaptığım fedakarlıkları anlayın artık. Evet. Şimdi şu sinek bize saldıracak ve ölecek. Ardından... Tamam, çok güzel itemler geliyor bu el. Wafer... Bizi çoğu darbeye karşı... Tarsu. Özellikle Wung'dan sonra çok işimize yarayacak bir şey. Tarsu şey, anneyi öldürdükten sonra. Wung'dan itibaren yani. Nedir diye soracak olursanız... bizi çoğu darbeye dayanıklı kılacak. Ve sanırım bu el bayağı bir bağış yapacak.
Bayağı değil. Hem de bayağı değil. Ve... O kana basmak zorundaydım yine. Şunu bir alalım. Ardından geri kalanı... Yatırabildiğimiz kadarını... Bu kadar niye yatırabildik? Geri kalanı bize kaldı artık. Hadi bakalım. Şimdi... Ah! Küçüklerinden damage yemek daha fazla koyuyor. Çünkü küçükleri çok basit normalde. Bu kawaii bokçanları. Şu ortanca olan... Tek sıkıntı olan... Büyüğü de fena değil hani. Bu arada büyüğünden kalsın boss olan büyüğü değil. Bunun bir üçün son kademesi var. Bölünüp şu ikinci kademeye ortanca yere dönüşüyor. Bu arada bir şansımı denemek istiyorum. Dur bakalım. Yep. Ah burada Kane olmak vardı. Bir keresinde başıma gelen ilginç bir şey. Üst üste 7 tane lock-up hapı. Aynı katta. İlginç olmuştu ya kendi oyun, kendi dünyamda oynarken. Evet. Şimdi devam edelim. Oradan buraya gelince bir tuhaflık da oluyor çünkü çok fazla item açık değil orada. Mesela en sevdiğim itemlardan bir tanesi açık değil şu an burada. Death's Touch. Çoğu insan Brimstone'u tercih eder de ben Death's Touch'ı tercih ederim. Ya da Mom's Knife yerine gene onu tercih ederim falan. Aa yani ama şimdi Mom's Knife artı Brimstone denk gelirse onu da reddetmem. Evet. Şimdi gel bağalım. Öldü. Tamam. Ve bahsettiğimiz garanti devil bunlardan biri. Şunu daha sonra alacağım. Ve umarım Gapi item'i çıkar. Şu sinekler bir öle dursun. Öle yazsın. Sen gelmek zorundaydın değil mi? Amnesia neyse odanın katın sonunda geldi. Bakalım bu buradan ne hapı çıkacak. Bombs Arcade. Anahtara daha çok işim ihtiyacım var. Hani. İçeri daha sonra girelim. Bu katı tamamlayayım. Şu zımbırtılara da ayrı bir kıl oluyorum. Canları da yüksek şerefsizlerin. Evet. Uymuyorlar da. Biri kaldı sadece geriye. Ve artık o da bitti. Şimdi devam edelim. Duvar örümcekleri, harikasınız. Sizi çok seviyorum, sarkazm. Tamam, bir Macbeth damage'imiz olsun. Yalnız bununla birlikte şey, Spectral Tears çok mantıksız kaçıyor. Burada olmadığı garanti. Ufak bitiyor, hani 4 oda birleşimi bir yerdeyse bile bunu açmak için bekleyeceğim. Çünkü şey, Golden Key çıkabilir kartta. Yani böyle bir ihtimali göz önünde bulundurarak Ubey'i güzel patladı.
Chocolate Milk. Hayır. Tamam, 1 cent kardayız. Harika. O zaman yolumuza devam edelim. Keşke dükkana girmeseymişim. Param zaten az. Evet. Ooh, lost. Hadi bir poison touch ver bana. O da güzel bir hap. Tamam, poison touch var. Evet. Lost'ımızdan poison touch'ımızı aldığımıza göre şu Cubone çakması şeyler. Nefret ediyorum. Poison touch'ımız iş yapıyor. Ben bunu istemiyordum ama olsun. Evet. Lost'ı da olmadığı kesin. Bu sefer Secret Room'umuz nerede cidden? Ve bir tanesini öldürerek hepsini öldürdüm. Nadir oluyorlar ama öldüklerini de seviyorum burayı. Şimdi şunlarla uğraşacağız. Just die already. Klişe film replikini kullanmayı bırakıp. Ted Appeals. Tabii ki de beni ihtiyaç duyduğum son noktaya ışınlayacak. Yani ne bekliyordunuz ki? Evet. Şu an hatırda alacağım. Ardından bana gene mesaj gelecek. Ve ben de tınlamayacağım. Evet. Ben ve mesajlarım artık ayrı bir fenomen olacak gibi. Sonlayan ve bitmeyen kahvenin üstüne. Go Ted. İşe yaramazsın aslında düşünürsek de. Bir yandan Book of Belial dışında bir... Aslında işe yarar. Book of Belial dışında bir boşluk item almamı düşündürebilir bana. Mesela Guppy Set falan denk gelirse ya da Tummy Set, o da olabilir. Tamam, buradan kesinlikle Orbital çıkacak. Bir adet Orbital, iki adet Orbital'ımız olacak. Wow! İlginç bir şey söyleyeceğim. Pestilence'ın süper hallerini daha çok seviyorum. Daha kolaylar. Angel Room. İlginç. 3 tane Soul Heart. Kabul. Onuza devam edelim o zaman. Caves 2. Hadi bakalım. Ve orbitalarımız iş görmeye başladı. Bir tane damage bizim için aldılar. Evet. Umarım diğer katlarda Devil Room çıkar. Hep Angel Room'a kalmak istemiyorum aslında. Damage vermeden patlıyor da. Aa doğru, Pyromania'mız vardı. O damage çok fantastik oldu aslında. Hani tebrik ettim Pyromania varken o şeylerden damage almayı. Nasıl Pyromania'm olduğunu unutmuşum.
çok denk gelmiyor bana parlamaya. Bence iki kere daha denk gelmişti. Tüm Isaac hayatım boyunca. Evet. Yay, bu da öldü. Şu tekil odaya gideceğim önce. Yokmuş. Bir şansını deneyim dedim. Oo. Ve asıl Kane'le gidilmesi gereken de oraya denk geldik. Evet, girelim bakalım. Çok fazla oynayamayacağız burada. Çünkü paramız az. Ve sinekler çok güzel. Tamamdır. Paramızı harcadığımıza göre seni patlatalım. Seni patlatalım olsun olsun. Ve seni patlatalım. Tamam. Karlı bir oda oldu. Evet. Aa, lanet. Hay 1000 lanet. Hay 2000 lanet. Hay 10.000 lanet. Yani bu varyasyonları hayatımda ilk defa kullandım. Hay 1000 laneti hep kullandım ama... Evet, öl 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 lanet. Bir tane damage aldık. Keşke pay... Çok şey bekliyorum yine. Pyromaniac ateş damage'ını da engellese diyecektim de. Evet, çok şey beklediğine karar verdim. Ve şu odaya bir bakacağım. Ha, boşver. Direkt ha, boşver. Kullanacağım. Ve buna rağmen damage alacağım. Dodge'lama konusunda şu an çok kötü. İlk başta bu el iyi itemler geliyor dediğim için bunu yapıyorsun değil mi oyun? Speeddown. Aynen o sebepten yıkılmış. Ben inatla diğer odalara bakmaya devam ediyorum tabii ki de. Ve inatla damage almaya da devam ediyorum. İnadıma devam edeyim ben. İnatçı bir olduğumu söylerim hep. Öl 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 öl. Tamam. Oraya bakmanın ihtiyacı duymuyorum. Bakalım gizli odamız nerede olabilir? Burası yüksek bir ihtimal. İyiymiş ama. O zaman aşağısı ancak ben başka bir şey demek istemiyorum. Deneyemiyorum çünkü. Ve Gordy Junior'a geldikten sonra bunun olması da hoş olmadı. Sevmediğim bosslardan biri gene. Gram sevmediğim. Bunun da süper versiyonu çok güzel. Ama o normal versiyonu aşırı kazık. Evet.
Evet. Canı az kaldı bayağı bir, bitecek gibi. Hadi. Tamam. Güzel bir şeyler. Bible. Temporary flight. Alıyorum Bible'ı. Anne ve annenin kalbine tek atayım bari. Yani. Boşver. Birkaç güzel damage up item gelse çok süper olacak ama. Bombs arcade. Kalsın. Anahtarlarımı unutmayayım ben. De bir noktadan sonra anahtara ihtiyaç kalmayacağı için kullanılma vitesi var. Tabii şey, the chest açık olsaydı eğer anahtar, ne kadar anahtar o kadar fayda. Ne kadar anahtar o kadar köfte. Evet. Şunu öldüreyim. Öldüremedim. Öldürdüm. Tamam, zombilerimiz de öldüğüne göre bunların official adlarını unuttum. Varsın hiç öğrenmedim. Bir ara bakacağım hepsinin official adlarına. Yani resmi adlarına. Bir tane soul heart çıktı. Güzel. Gıcık olan ikinci formlar ve hiçbir sıkıntısı olmayan birinci formlar. Bir güzel soul hardımız. Ardından bakalım sen misin? Stars. Halo. All stats up. Bütün statlarımızı, yani skill'lerimizi diyelim, bir yükseltiyor. Ya bir mi iki mi? Yani yükseltiyor kısacası. Evet, bir yükseltiyor. İki biraz fazla oldu sanki. Fazla olur daha doğrusu. Evet. Hatırlamıyorum da yükseltiyor yani. Lan! Damage almayı kes! İşte damage alan benim. Ben yönetiyorum çünkü. Judas'ı. Telepiyaz. Neden olmasın? Ve tabii ki de şimdi iki canım olduğu için şu odayı daha rahat deneyeceğim. Ve ben bu bombayı buraya harcayacağım. Evet, iyi ki de harcamışım. Ve tabii o dikenlerde damage yemek zorundaydım. Bombs Arcade'i geri almak zorundaydım. Penny. Tamam, dükkana gireceğim demektir. Şimdi sen şöyle gel bakalım. Sen de öyle gel. Çok güzel. Teşekkürler. Benim işimi kolaylaştırdığınız için. Geriz options'ı alıyorum. Düşünmeden alırım. Çünkü bosslar bize bir değil iki tane item düşürecek benim koyuyor. Bu. Ve şunları da öldürelim yani. Sen de hemen bir öl. Teşekkürler.
Ardından şu tipsiz şeyler. Tabii ki de Poison Touch. Buna dokunmuş oldum. İkisi de kendi kendilerine bedenlerinden ayrıldı. Gizli odayı bulmakla uğraşmayacağız şimdilik. Bible'ı kullanayım. İlk önce şunu bir öldüreyim. Teşekkürler öldüğün için. Düşünceli bir biçimde. Ardından sen de hemen bir öl. Güzelce. Tamam. Sonra sizlerden kurtulalım ufaklıklar. Küçük. Önce bir devil room'a gireyim ona. Bir de şunu alalım. Bence gayet makul. Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor şimdi? Kapı isteğiyle alma sebebim bu arada. Mümkün olduğunca çok kapı item'i toplamak istiyorum. Ah. O Brimstone'a yürümek zorundaydım yine. Evet. Kapı isteği bunu yapıyor. Golden Chest çıkma olasılığını çok fazla arttırıyor. Ki yüksek anahtar sayımızda aslında bu iyi bir şey. Selam. Evet. Burada Greed'le savaşacağız. Yani bu bize ya para ya da Steam Sale demek oluyor. Daha erken gelseydi daha güzel olabilirdi ama yani indirimdir. Gerçi bu biraz şey Steam indirimleri esnasında kartın limiti bitti gibi bir durum oluyor ama evet, Steam Sale geldi. Steam indirimleri. Aa, lanet bir şey çıkmadı ama. Neyse, Loki ile savaşacağız. Selam Loki. Evet, bana biraz damage up lazım. Ciddi anlamda lazım. Evet, yanına gidip bunu yapabiliyorum. Loki üstüme atlamak zorundasın değil mi? Monster 2 harika. Ne kadar severim, ne kadar severim. Evet, o zaman Monster 2'mizi de hızlıca halletmeye çalışalım. Keşke Book of Blight'ı tutsaydım. Benim damage'im neden az olduğunu anladım. 3'müş damage'im. Ama biraz damage up lazım. Umarım güzel damage up item'larına denk gelirim bu aralar. There's options bizi bana güzel bir damage up verir umarım ya da item room'dan güzel bir damage up çıkar gene. Atla yavrum atla. Düşük damage'ın zararları. Tek bir dövüş esnasında söyleyecek daha fazla şey bulmaya çalışmak zorunda kalıyorum. Tabii ki de yine bunlar. En azından Rebirth'teki Monstro 2'nin sevdiğim bir yanı var. Hareketleri tamamen tahmin edilebilir.
Nerede, ne zaman, ne yapacağı bilmiyor. Orijinal bölümdeki Monstro 2'de böyle bir durum pek söz konusu değildi. Ciddi anlamda ama ciddi anlamda bir demiş hap almam lazım. Gerçi sanırım bu katta anneyle savaşacağız, o yüzden çok iyi bir problem değil boss fight esnasında ama çünkü anneye tek atacağız. Evet. Tamamdır, gir. Oyun, bunu bana inat mı yapıyorsun? Neyse, en azından bir şey olmadı. Ha, tamam, Horror of Body. Damage up istemiştim. Damage up geldi. Bad guess'miş. Neyse, bad guess dursun. Tamamdır. İstediğim şey geldi. Horror of Bobby... Yani şu Horror of Bobby'nin sistemi biraz ilginç. Aa, keşke onu almasaydım. Sadece sol harflerle kalmak daha güzel oluyor. Neyse, en azından bu katta ciddi capım olacağı garanti. Son iki katta da bir devil diyelim. Çıkar karşımıza illa. Hadi dengeleriz. Evet. Aynı zamanda Horror of Babylon Win başlangıç item'ı. Yani Havva'nın. Yaptığı şey de bayağı hoş. Aslında. Canın yarımsa, yani kırmızı kalbin yarım kalp ise tabii iyi bir durum. Bir kalp oluyor. Öyle bir handikapı var onda. Dört falan. Handikap olmuyor, pardon. Avantajı var diyelim. Güzel bir damage up veriyor. 2 puanlık bir damage up veriyor. Bu Zamazingo'lar çıktı değil mi? Yanında bir de şu Gavat gelmiş. Hepsi zaman yemek. Üzerine kurulular. Ve insanların black heartlarını yemek. Deriz Options annede işe yaramıyormuş. O zaman... Hadi devam edelim. Wafer almış mıydık? Bunu da sanki wafer almıştık diye hatırlıyorum. Evet, almışız. O yüzden bu katta alacağımız damage'lar yarım. Şuraya bakalım. Tamamdır, teşekkürler. Wafer almadığınız sürece bu kat ve sonrasında aldığınız bütün damage'lar tam damage. Yani bir kalp. Fakat alırsanız eğer yarım kalp. Tamamdır, teşekkürler. Ve şu şeyleri geçelim hızlıca. Bunların ölme sesine bayılıyor. Göz. Heh. Tamam, tar azıcık işe yarıyor. Hayır. Aferin. Boşver. Evet.
bakalım. Şunlar da öyle dursun. Öyle yazsınlar, öyle baksınlar. Öyle gider. Evet, şu an sadece saçmalıyorum. Evet. Lan bu odaya tabii ki de bakacağım ve sadece bir adet sol heart kaybetmiş olacağım. Evet. O da biraz kumar fakat çoğunlukla hani karşılığını veriyor. Fakat o riski almayı tercih ederim. Canım varsa eğer. Bu arada horror pavilionum aktif değil şu an, evet. O zaman bu... Tamam, horror pavilionum aktif artık. O damage up'ı istiyorum. Boss odası kesinlikle burada. Ona herhangi bir şüphe yok. Şunlar tekrar açılsın. Şu odaya bakacağım. Tamam, buymuş. Sıkıntı yok. Süper şu şampiyon versiyonunu da alalım. Tamam. For the 8 hour enerjimiz, daha doğrusu for the 8 hour enerji değil de. Tamam, o olduğuna göre şunu açacağım. Bir şey kazandım hadi. Tabii uçamıyorum şimdi. Ne olalım. Bakalım, düşmanımız kim? Ah, bu iğrenç zımbırtı mı? Sadece kuyruğundan demir çıkıyor. Şunu kullanacağım. Damage up falan veriyor ama vermiyor sanırsam. Kuyruğunu çıkart da kuyruğundan demiş vermiş. Evet. Böyle dünyanın en kıl. Bunu yapmayacaktım. Q'ya basacaktım. Neyse, bir işe yaramıyormuş. Ha, işte damage verebileceğimiz an. Oh. Cidden çok kötü, iyi geçen bir el değil. Ama başka şeylerden şansımız yaver gidiyor sanırsam. Evet, şimdi sen şöyle git. Kuyruğunla ateş et... Ha, kuyruğunla ateş ediyorsun, güzel. Sizleri daha sonra seçeceğim. Örümcekler, tabii ki de. Soul Heart ve sinekler, güzel. Sinekler ve Soul Heart, güzel. Speed and Range. Gerçi diğeri de bir tane beleş tarot kart veriyordu ardından ama ve yapacağım bir şey var. Bu. Bir kere daha yapacağım ya. Tamam, teşekkürler. Evet. Bunları da yaptığımıza göre şurayı bir şuradan bir şey bakacağım. Evet. Gizli oda ve bir adet dark card. Evet. O zaman hadi annemin kalbine. Annemin kalbi diye hatırlıyorum. İblise dönüşmemişti burada henüz diye hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim. Bakalım bu odada neler var? Hiçbir şey. Ve kafa ütüleme odası sanırsam bu.
Neden? 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 Çok sağlam bir kafa ütüleme odası ve patlama yüzünden iyileşmişim ben. Horakları yanım geçmiş. Benim bir şekilde direkt help down almam lazım. Tamam. Help down işini görür. Bir de keşke soul heart veren makine olsaydı. Beyinleri de pek sevdiğim söylenemez ama büyüklerini. Küçükleri sıkıntı değil. Büyükleri, daha sonra küçükleri de sıkıntı ama büyüklerinin daha büyük sıkıntı olma gibi bir durum var. Çünkü büyükleri ölünce küçüklerine dönüşüyorlar. Şu, hani bu katlardan itibaren sol harfleri ayırt işaretli kayaları pek ayırt edemiyorum fakat damage'i yedikten sonra umarım bir yerden bir soul heart denk gelir. Evet. Hadi. Tamam, teşekkürler. Lockdown, teşekkürler Telepills. I can see forever. Pheromones. Bakındığım odalara bir bakayım. Gizli oda var mı buralar? Evet, gizli oda. Arcane. Artık bombaya daha çok ihtiyacım var. Tamam. Bir tane terapiyiz deneyeceğim. Pek de hoş olmayan bir odaya atacak gibi bizi. Ama iyi ki de atmış olacak çünkü hoş bir şeyden geleceğiz. Evet. Şu brimstone atan zımbırtılardan nefret ediyorum. Nasıl seviyorum ben. Bunlarla görüşmek biraz keyifli. Şimdi çok fazla mobla kıyasladığımızda bunları tercih ederim. Aslında ben bu oyunda çoğu mobla nefret ediyorum ama. Bombs are key, head trip, pheromones, speed down, I can see forever. Head trip. Speed time, pheromones. Şurayı da deneyeceğim. Ah, şu leechlerden damage almak zorunda mıyım hep? Ve bir canım kaldı. Evet, cidden sıkıntı. Son anda hadi tamamdır. Cehenneme inecek miyim? Hayır. O riski almayacağım şu an. Bu benim için burada bitti. Zaten bölüm 44 dakika tutmuş. Evet. Evet, Robert Cementa'yı açtık. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler.